Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir endeks analiz videosu ile karşınızdayız. Endeks bugün bizim beklediğimiz hareket olan 1453 seviyelerini test ederek onun da üzerinde güzel bir kapanış gerçekleştirdi. Endekse geniş kapsamda günlük periyotta baktığımızda bizim daha önceden takip etmeye çalıştığımız biliyorsunuz bir mavi kanal vardı. Üst banda taşıdığını söylemiştik. Şöyle biraz daha derinden aldığımızda bu ortadaki mavi ve yukarıdaki mavi trend kanalı içerisinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmiş ve bunun içerisinde bir kama oluşturduğunu bahsetmiştik. Bu kama çizgisinin de işte bu bölgede sarı ve yeşille gösterdik. Buradan yukarı yönlü hareketlerimize devam etmeye çalışıyoruz. Bu ucu sıkışan, daralan kamada yukarı yönlü takoz diyebiliriz, kama diyebiliriz, artık üçgen diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler devam ettiği sürece bizim geçmişte bulunan şu bölgede daha önce defalarca anlattığımız kimi topo dedi, kimi fincan kulp dedi. Buradaki hedeflerine gitmeye çalışacak yavaş yavaş hisse. Düzeltiyorum endeksimiz. Bu mevcut durumdaki hisselerin hareketleriyle beraber yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren endeksimizi genel manada Aselsan gibi hisselerin katkıda bulunmadığını görüyoruz aslında. İşte gerek Türk Hava Yolları olsun, Aselsan olsun bunlar biraz ağır kaldı. Bu noktada sanırım eğer bir geri düzeltme eğilimi olursa bu noktada bu hisseler devreye girecektir diye düşünüyorum açıkçası. Endeksimizin hemen kısaca destek direnç noktalarına bir bakacak olursak şöyle hemen periyotlarında kısaltayım daha rahat pivot değerlerini görebilmemiz için. Saatlik grafiğe geçiyorum arkadaşlar. Hemen ekranımızı büyütelim. Arkadaşlar 1453 olan haftalık pivot değerimizi geçmiş durumdayız. Haftanın ikinci işlem gününde. Yarın yukarı yönlü eğer hareketler devam ederse R2 direncimiz 1480 olarak karşımıza çıkar. Geri çekilmelerde ise yakın destek noktamız 1453. Günlük pivot değerimiz 1437'lerde bulunmakta. Haftalık pivot değerimiz ise 1411'de. Şu anlamda baktığımızda 1411 üzerinde haftalık kapanış yapmamız halinde her şey gayet güzel demektir. Tabii ki günlük pivotları yukarı yönlü devam etmesi ayrıca güzel bir katma değer olur. Biz şu an için yakın destek direnç anlamında baktığımızda 1453'ü 1437'yi yakın destek olarak kabul edebiliriz. Bu her iki nokta için önemli. Pivot değerlerini hemen kapatalım. Hull sisteme bir bakalım. Hull ne alemde? Evet, Hull 100 değerleri birbirine girmiş durumda şu anda bu gün gelen atakla. Hull 100 seviyesinin ve 50 seviyesinin 14 seviyesinin hepsinin üzerinde güzel bir kapanış gerçekleştirdi. Destek olarak baktığımızda 1452-48, 1448 olarak Hull 50 ve 100 sıralanıyor aşağıda. Hemen şöyle indikatörlerimize, osilatörlerimize bir bakacak olursak eğer şu an için osilatörler aşırı alım bölgesine bir giriş yaptığını bize endeks olarak söylüyor. Bu noktalarda tabii ki düzeltmeler olma ihtimalleri yüksek. Osilatörleri takip ederek bu noktalarda gelebilecek düzeltmeleri takip edebiliriz. Destek direnç noktalarını izleyebiliriz arkadaşlar. Hemen yine günlük grafikte kısaca bir şöyle baktığımızda evet wave trend hala trend yönünü yukarı yönlü pozitif olarak koruyor. RSI'nin de güçlü bir şekilde 77'lerde olduğunu görebiliyorum. Bu noktada özellikle kendi ortalamasını aşağı yönlü kesmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı gelecektir diye ümit ediyorum. Ben de tabii ki temkinli olmakta fayda var. Sonuç olarak osilatörlerin zirvelerde artık şişmiş olduğunu net bir şekilde hepimiz görebiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz destek ve direnç noktalarına dikkat etmekte fayda var. Ben bu noktada bugün gün içerisinde Petkim'i
bir ara bakmıştım. 5.04'lerde yukarı yönlü, hatta grafiğini de paylaşmıştık. Petkim hissesi de biliyorsunuz arkadaşlar, kendine bir trend kanalı içerisinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışan bir yapıya sahip. Şu şekilde ekranı büyüterek baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar, Hull 100 üzerinde kaldığı sürece diyoruz her zaman, 4.75 seviyelerinin üzerinde yukarı yönlü trend hareketlerini trend kanalı içerisinde üst direnç alt direnç arasında hareketlerle devam ettirmeye çalışan bir yapıya sahip Petkim hissesi. Hemen pivot değerlerini açıp bakacak olduğumuzda 4.95 haftalık pivot değerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş durumda. Yine bu tabii ki hisse için olumlu. Günlük pivot değerinin 4.98 olduğunu da hatırlatalım. Yine 4.98 üzerinde ve 4.95 üzerinde kaldığı sürece ilk hedefi 5.23 zirvesini test etmek olabilir. 5.23 haftalık pivot değerini, düzeltiyorum zirve diyerek yanıltmayalım. Bu noktada geri çekilmelerde ise arkadaşlar 4.95 altında 4.71 gibi bir destek bölgemiz var. Bu noktada hemen daha yakın destek dirençleri belirlemek için günlük destek seviyeleri olan S1, S2, S3 noktalarını işaretleyerek yakın destek noktalarını da bulabiliriz. Bu noktada baktığımız zaman 4.90, 4.84, 4.76 yakın destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır Petkim hissesinde. Bu noktada dikkatli şekilde takip ederek hareketlerine eşlik edebiliriz arkadaşlar. Yine saatlik periyotta kısaca bir durumuna bakacak olursak, hemen şu bizim evet arkadaşlar, Twitter'da işte bu oluşumu görünce ben paylaşmıştım. Bizim meşhur ready buy ikazlarımız yandı. Bu noktada karşımıza direnç olarak 5.09 direnci, Hull 100 direnci çıkıyor. Eğer hisse fiyatı 5.09 üzerinde saatlik kapanışlar yapabilirse bahsettiğimiz 5.23 seviyelerine doğru gitmeye çalışacaktır. Geriye dönük ise 4.98 altındaki saatlik kapanışlarda geri çekilip trend destek çizgisine doğru çekilmeler yaşayabilir. 4.80 direnç düzeltiyorum desteklerine doğru geri çekilmesi mümkün diye paylaşmıştık. Daha önce yine grafiğini paylaştığımız ve bir flama oluşumuyla beraber hareket ettiğini söylediğimiz Sasa hissesinde bugün beklediğimiz hareket geldi aslında, ama yukarıda kalıcı olamadı nedense. Tabii anlık haber akışı nedeniyle sert bir yukarı hareket gelince hisse fiyatında kar satışları da peş peşi sırasına geldi. Bu noktada ise 21.40 gibi bir fiyat test ederek 20.10'dan geri çekildi. Gün içi volatil bir gün oldu. Normal şartlarda 19-20 milyon civarında olan hacim 43 milyonlara kadar çıkmış durumda günün içerisinde. Bu hisse için tabii ki olumlu. Yukarı yönlü iğne atması, güç toparlaması fiyatsal olarak önümüzdeki dönemde yine tekrar hissenin yukarı yönlü gidebilmesine katkı sağlayacaktır. Wave Trend'in günlük periyotta yukarı yönlü RSI'nin 65'te güçlü bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Yine de daha kısa periyotta bakacak olursak eğer, hisse fiyatına saatlik periyotta muhtemelen sat konumuna geçmiştir. Çünkü zira sert bir kar satışlarıyla karşılaştıktan sonra işte burada bizim Hull sistemin gene güzelliği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın, Hull sistem gelmiş. Burada Hull 100'ün altına kadar bir sarkma gerçekleşmiş. Daha sonrasında verdiği tepkiyle birlikte kapanışı 20.10 20.03 üzerinden yaparak yarın için bize bir ümitvari bir hareket çekmiş diyebiliriz. Bu noktada RSI'nin 50 üzerinde tutunabilmiş olmasının saatlik periyotta, her zaman bahsediyorum, önemli olduğunu ifade ediyorum. Wave Trend şu an için sat konumunu korumakta arkadaşlar. Bu noktada ortalamalara bakacak olursak, onlar bize neyi ifade edecekler bakalım. Gördüğünüz gibi MA21 seviyesinde bir tutulma izlenimi içerisinde görünüyor. Yani burada eğer tutunup buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket yapmaya çalışırsa bir düşen kırılım hareketi izlenebilir. Bu noktada hemen şuraya bir düşen kırılımı için çizgimizi çekersek basitçe, hemen bu bölgede oluşan
bir destek direnç çizgisi gibi düşeni kıracak olan çizgi. Bu çizginin üzerinde hisse fiyatı yukarı yönlü hareketlerini yapmaya çalışabilir arkadaşlar. Tekrar 20.10 üzerinde 20.28, 20.30 EMA 5 ve 10 dirençleri var. Geriye çekilmelerde 19.76 EMA 55 seviyesi hisse fiyatını karşılayacak bir güçlü destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Hemen osilatörlerin tekrar 50 seviyesinin üzerinde olduğunu, RSI'nin wave trendin sat konumunda olduğunu hatırlatarak videomuzu sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın için bol kazançlı bir gün dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.